Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Emre Yücel geldi bizi ziyaret etti. Teşekkür ederiz. Ben hoş geldin Emre. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahsederek acaba başlayabilir miyiz? Elbette. Ben Emre Yücel. Zaten az önce senin de söylediğin gibi. Ankara'da yaşıyorum. Saat meraklısıyım kısaca. Hı-hı. Aslen istatistikçiyim. Ama saatlere merakım zaten çocukluktan beri vardı. Son artık yaklaşık 10 yıldır daha üst düzeye çıkarttım bu merakı. Hı-hı. Yani nispeten ufak büyüklükte olsa koleksiyona sahibim artık Rus saatleri konusunda. Rus ve Sovyet dönemi saatleri konusunda. Modern saatler de topluyorsun. Evet, modern saatler de var ama tabii bu Sovyet saatlerine olan merakım her şeyin üstünde şu anda saat konusunda. Detaylı, hepsi kendi alanında ikonik modelleri. İyi durumda oldukları müddetçe toplamaya çalışıyorum. Evet, burada da gerçekten arkadaşlar inanılmaz saatler var. Birazdan tek tek inceleyeceğiz. Bir kısmını getirdim inşallah, bakın tutacağız. Emre'nin bu arada kendi elle yaptığı saat kayışı markası da var arkadaşlar. Evet. Onlardan da başka bir bölümümüzde bahsedeceğiz. Evet, emredir. Tam bir saat meraklısı, o yüzden öyle diyebiliriz. Dilersen hemen raketalardan başlayalım Emre. Tabii, raketalardan başlayabiliriz. Burada Kopernik var. Raketa Kopernik modeli. Tabii bu 1980'lerin ikinci yarısı ve 90'ların ilk yarısında üretilmiş bir model. Zaten bazılarının kadranında Made in USSR varken bazılarında Made in Russia ibaresi var. Bazılarında hiç yok. Onlar da tam Sovyetlerden Rusya'ya geçiş dönemine ait saatler. İşte Polonyalı bilim adamı Kopernik anısını üretilmiş bir model bu. Saatin akrep ve yelkovan tasarımı güneş ve ayı temsil ettiği söyleniyor. Ve tutulmanın gerçekleştiği üst üste geldiğinde söyleniyor. Tabii bunlar yani marka tarafından doğrulanmış bilgiler değil ancak kullanıcıların atfettiği anlamlar böyle. Bu çok iyi bir model. Gördüğünüz gibi arkasında fabrika etiketi hala duruyor. Hiç kullanılmamış. Yani New Old Stock ayarında bir modelimiz var. Kadın versiyonu da var sanırım değil mi? Böyle üzerinde kelebek var. Evet, bunun zaten şu anda bende olan 4 versiyonu var. Onun dışında başka versiyonlar da var. Tabii bu akrebe pek çok desen eklenen modelleri var. Kelebek, yıldız, sayısız model çıkarmışlar Sovyetler zamanında. Ben en sade ve temel modellerini aldım. Çok güzel. Bir diğer saatimiz daha. Evet, burada 1980'lerde yine Raketa markasının ürettiği bir model var. Tabii bunlar aslında propaganda saatleri. Raketa'nın üretip Sovyetler tarafından diğer ülkelere gönderdiği saatte. Bunun da akrep ve yelkovanı orak çekiç şeklindedir. Gördüğün gibi. Genelde İtalya pazarı için üretilmiş saatler bunlar. Zaten Rus saatlerinde daha çok böyle historia, aslında tarih yazıyor. Hakikaten de mesela dalgıç saatlerinde dediğin gibi böyle dalgıç konseptleri de kesinlikle var. Denizaltılar var, şeyler var. Ya, genelde bütün saatler belli bir meslek grubu için üretilmiştir ve üretildiği meslek grubuna ait imgeleri üzerine taşırlar. Evet. Raketa 24'e geçebiliriz mesela şimdi. Raketa 24 bugün artık oldukça ünlenmiş ki bu ünlenmesinde kendi payımı belirtmek isterim ben. Kimse bilmezken bunu tanıtan biri olarak. Raketa 24'te akrep kadranda tek tur atar günde. Normal alışagelmiş mekanizmalar dışında onlar iki tur atarken bu tek tur atar. Bunun sebebi de güneş ışığını göremeyen denizaltı veya kutuplarda çalışan buz kıran personelleri kullansın diye üretilmiştir. Yani 12, şu anda saat 12, 24 mi 12 mi karışıklığı yoktur. 12 ise 12'dir, 24 ise 24'tür bu kadranda. Yine bu da çok temiz ve hiç kullanılmamış bir modelimiz. Burada başka bir saat var, evet. Şimdi burada, evet. Bu, kutuyu da anlat bize. Yani bilmiyorum hani böyle bir örneği bulunabilir mi başka şu anda ama
herkesin çok sevdiği Big Zero modeli var bu evet. şu anda burada. Saat 12 yönünde sıfır büyük sıfır evet. olan. Big Zero'nun fabrika satış kutusu da bu şekilde. Aslında eskiden kayışlar, saatler kayışsız satılırdı. Bu da onlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ufak kasalı bir Big Zero var burada. Evet. Saat zaten sıfır ayarında. İçinde de bunun fabrika pasaportu var. Oo. Evet. Bu da raketa Big Zero'nun fabrika pasaportu. 2609 mekanizma ve raketa markasına ait. O dönemlerde gerçekten böyle fabrikalarda inanılmaz mekanizma üretiyorlarmış. Evet, evet, yani. Evet. Kitle üretiminin doruklarındaydı Ruslar. Evet. Bu Big Zero'nun asıl meşhur olması tabii Gorbaçov'un 1988'de devlet başkanı seçildikten sonra yaptığı İtalya ziyaretine dayanıyor. Hı hı. İtalya'da Gorbaçov'a gazeteciler birkaç soru soruyorlar. Bunlardan bir tanesi de Perestroika ne demek oluyor? Gorbaçov da Perestroika Sovyet halkının her şeyi sıfırdan başlama isteğini dile getirir diyor ve kolundaki bu saatin sıfırını gösteriyor. Gorbaçov'la aynı, Gorbaçov'un sahibi olduğuyla aynı kasa bu. Birkaç farklı kasası var ama bu değil atıp birkaç aynısı. Birkaç farklı kasa versiyonları evet, da var. Aynısı. Modern versiyonları da var galiba değil mi? Evet, ona değinelim mutlaka. Hı-hı. Rakete fabrikası şu anda modern saatler de üretiyorlar. Hı-hı. Ve İsviçre'den bazı firmalardan aldıkları ustalar yapıyor bunu. Hı-hı. Çok kaliteli. Hı-hı. Gerçekten işçiliği 10 numara saatler üretiyorlar ama şu andaki bu Rus saatlerinin fiyatlarıyla onların pek alakası yok. Kıyaslanamıyorsun evet. işte evet. Burada yine bir başka kutusunda raketa markasının yine evet, bunun da çok özel bir fabrika pasaportu ama göstermeye gerek yok. Aynı neredeyse. Bu da körler için ürettiği bir model. Kapı açılabiliyor ve pardon, saate dokunarak kaç olduğu anlaşılmakta burada. Çok güzelmiş ya. Evet yine bu da buyurun. Arkasındaki etiketi dahi duruyor. Ya, yani bunlar sıfır gibi saat zaten sıfır gibi. Bunlar çoğu de. Sıfır zaten gerçekten. Bu saatleri daha çok reliable diye değil mi? Evet. Yani şey evet, geçiyor. Yani evet. Yani şu ana kadar hani gelebilmeleri bile şu şekilde baksana yani inanılmaz evet, evet. yani. Sen de o yüzden seviyorsun galiba. Ben çok seviyorum çünkü hem hikayesi var. Pardon. Dediğim gibi hepsi kendi alanında kullanmak için üretilmiş ve çok dayanıklı saatler. Evet. Hiçbir sıkıntı olmadan. Yani burada zaten şimdi bakacağız 60 model saat de var ve hala tıkır tıkır çalışmakta. Aynen. Sen de çok temiz bakmışsın bu arada. Ben kullanmadığım için. Zaten onu söyleyebilirsin mesela yani soran olacaktır. Niye bunların kayışı kordonu yok? Çünkü kullanılmıyorlar. Ben bunları kesinlikle çizilmeyecek ve oksitlenmeyecek bir ortamda sadece saklıyorum. Kullanmıyorum. Vostok'a geçebiliriz istersen. Bu Vostok, o meşhur Amfibia serisinin ilk saati. 1967 yılına dayanıyor bunun tarihi. Rus ordusu iki tane saat ustasından su altındaki yüksek basınca dayanacak bir model üretmelerini istiyor. Ve ortaya bu ilk nesil Amfibia çıkıyor. Amfibi efsanesinin başlangıcı işte budur. Şu ankinden çok farklı çünkü. Çok çok farklı tabii evet. O kadar farklı ki. Sonra evrilmiş tabii ondan evet. sonra. Evet. Evet. Ama gittikçe mükemmelleşti. Bu da yine tamamen her şeyiyle orijinal. Kadranı, kolları, mekanizması, arka kapağı her şeyiyle orijinal. İndeksler hep okunabilir yüksek aynen. olsun diye evet. değil mi? Evet. Fosfor indeksler. Hı. Ayrıca şöyle bir özellik vardır bilirsiniz. Bu indekslerde eskiden radyoaktif bir malzeme kullanıyordu. Evet. Özellikle İsviçre saatçiliği. Hı.
Rusya yani Sovyetler Birliği bu malzeme kullanmayı ilk bırakan ülkelerden bir tanesi. Zararı ortaya çıktıktan sonra. Bu saat 1967 yılında yapılmış olmasına rağmen indekslerinde radyoaktif bir malzeme yok. Yok diyorsun. Evet. Bezeli dönüyor mu? Tabii bezeli dönüyor. Bezeli. Ama herhangi bir klik sesi olmadan döner. Çift taraflı mı? Çift taraf, taraf. Evet. Tamam, okey, süper. Bir diğer saatimize geçelim. Burada şimdi yine bir başka amfibiyan modeli. 020 kasa koduyla üretilmiş bir amfibiyan. 1980'ler bunun da üretildiği tarihler. Bunun özelliği çok aranan ve koleksiyoncular tarafından beğenilen, saklanan Radio Room denilen kadran dizaynına sahip. Radio Room deniz altlarındaki radyo operatörlerinin duvar saatlerine esinlenmiştir. O duvar saatlerinde iki farklı renkte kırmızı desen vardır saatlerde. Evet, farklı tonlar var. Evet, farklı tonlarda. Her iki ton için farklı sinyaller verir radyo operatörü. Bu kol saati oradaki duvar saatine esinlenerek üretilmiş bir modeldir ve çok aranır. Çok aranır. Yani bütün simgeleri gerçekten de kullanmışlar. Evet, yani burada da mesela var. Tank var. Aynen. Bu da meşhur Sovyetlerin T-34 tankı içinde. Bu da yine Rus saatseverler tarafından Green Tankist denilen model. Artık yani doğru söylemek gerekirse bu kadar temiz bir öğneleri rastlamak çok zor bu saatlerin. Çünkü yeşil renk solmaya çok müsait olduğundan iyi korunamayan ortamlarda artık rengi kahverengiye dönüşüyor, evet. Sarıya dönüşüyor ama bu resmen yani mükemmel bir örneği bunun. Aynen. Peki Emre sen bu saatleri nereden temin ediyorsun? Çok zor saatler bir de bu temizlikte. Evet Mert şimdi doğrusu herkesin birincil kaynağı eBay'dir. Evet, eBay ancak eBay'de tıpkı bugün gibi geçmişte de bu kadar temiz saatler bulunması kolay değildi. Evet. Ben bunların pek çoğunu Rusya internet sitelerinden kendi sitelerinden şöyle Rusya'nın açık arttırma sitelerinden bulmuştum zamanında. Evet. Oradaki şahıslardan almıştım. Pek çok model var henüz getiremedim yani buraya getiremedim. Evet. Özel modeller de var. Ama eBay'de ben hala bakıyorum bu kadar temizlerin artık yok. Bulunması çok zor. Evet, zor kalmadı. Çünkü koleksiyoncular emip kendi koleksiyonlarına eklediler. Zaten evet. Burada yine bir diğer Vostok var. Bu diğerlerinin aksine bir Komandirski modeli. Ancak bu modeli özel yapan şey diğer Komandirskilerden ayıran nokta plastik bir kasaya sahip olması. Bu plastik kasanın en önemli özelliği saate bir antimanyetik koruma veriyor olması. Normalde Komandirskiler pirinç kasa üzerine krom kaplamadır. Ancak bunda ki bu nadir bulunan bir modeldir ve bu da bulunan modellerin nadir temizlikteki halidir. Bakın fosforlu yeşil kadranı ilk günkü gibi korunuyor. O yüzden bunu da göstermek istedim. Yani tamam. Gerçekten bu İsviçre saatçiğindeki bütün teknolojiyi de kullanmışlar. Hatta aynı şeydi. Aslında antimanyetik diyorsun, şey diyorsun. Tabii tabii. Her şeye bak. Pek çoğunda antimanyetik koruma kapağı var. Aslında işte İsviçre saatçiliği ile Rus saatçiliği birleştirmişken hemen bir marka modeli tanıtalım. Tamam. Bu saat Sovyet saat endüstrisinin ürettiği ilk ve tek kronometre kalibreli saattir. Vostok Precision. Zenit 135 mekanizmasından esinlenilmiş ancak onun geliştirilmesiyle elde edilen bir mekanizmaya sahiptir. Bu saati az çok Rus saatleri ilgilenen herkes tanır ve ister. Bu hala şu anda üretildikten muhtemelen 60'larda üretildi bu modeller. Yani 50 yılı geçti üretildi. Hala kronometre seviyesinde zaman tutar. Kesinlikle şaşmaz. Evet, ibresinin ucunda da kırmızı bir ucu var. Müthiş bir saat. Klasik görünümü çok güzel evet, bir saat. 20 mikron altın kaplamadır bu saat. Altın kaplaması da çok kalın olduğundan henüz herhangi bir aşınma yok gördüğün gibi. Çok güzel. Tertemiz bir modelidir bu.
başka şuna geçelim. Polyot'u gösterdin. Hemen onu alalım bize. Polyot. Bu da herhangi bir polyot değil. Old Steel modellerinden, yani tamamı çelik kasalı bir polyot. Saatler de 1961 ile 63 yılları arasında üretildi. Hı hı. Çok kısa bir dönem üretildi. Doğrusu neden o kadar satıldı bilmiyorum ama yani bu da en iyi ihtimalle 1963 model bir saat. Ona rağmen çelik kasanın da tabii etkisiyle kondisyonunu koruyor, tertemiz ve zaman tutması oldukça iyidir. Çok güzel. Genelde böyle bir de saat indeksler kullanmış değil mi? Öyle evet, bu arada Polyo Rusların, yani Sovyetlerin yurt dışına en çok gönderdiği marka. İngiltere pazarı, İtalya pazarı en çok gönderdiği markalardan biri. Diğeri de tabii Raketa'ydı. Aynen, süper. Evet. Şimdi diğer bir Polyot, bunu alalım. Bu da yine ikonik. İkonik bir Rus kronografı. İçindeki 31-33 mekanizma. Mükemmel bir saat. Hala zaman tutması harika. Kronometre butonlarında hiçbir sıkıntı yok. Gayet sağlam ve güvenilir bir pilot saat olarak üretildi bunlar. Çok güzel. Burada iki tane de göstergesi var dediğin gibi. Tarih penceresi var gene. Evet. Saat altı yönünde. Çok hoş. Okay. Ve son saatimize geçtik. Evet. Şimdi bu saati özel olarak... Efsane. Sonra tuttuk galiba. Gerçekten. Bunu hani hepsi gerçekten özel modeller. Ancak bu Slava benim için şu anda sonradan koleksiyonuma girmiş olmasına karşın benim için özel bir yeri var. Ve ben bu Slava Medical saati. Önce onu söyleyeyim. Slava'nın bu seride ürettiği, yani birkaç modeli var. İtalya pazarı için ürettiği bir saat bu aslında. 3 modeli var bunun farklı kadranlarda ve üçü de aslında koleksiyonerlerin arzu nesnesi şu anda. Ama o üçün içinden en çok merak edilen ve sahip olmak isteyen model budur. Slava Medical. Şimdi bu saati artık eBay'den falan almak mümkün değil. Çünkü yok kesinlikle. Olanlarda herhangi bir Rus saatin yaklaşık 10 katı bir fiyat isteniyor. Bunun güzelliği benim bu saati Türkiye'de bulmuş olmam. Bu saati elinde ne olduğunu bilmeyen bir satıcıdan aldım. Eyvah. Arada o denk geliyor. Evet. Yani. En sevdiğim satıcı modelidir zaten. Elindeki malın ne olduğunu bilmeyen satıcıdır. Eyvah. Arkadaş izlemiyordur işi falan bizi bu arada. Şu an yorumları, dislike'ları yapıyor. Takip etmeyi de bilmediğini düşünüyorum ben. Eyvah. Yani evet, Türkiye'den benim için güzel bir model çıkması. Bunun özellikleri ne peki? Yani medikal diyoruz ama. Yani bunun bir anladığım kadarıyla bu kadranda kalp atımı ölçümüyle ilgili kolay bir algoritma var. Yapma ya. Evet. Güzel bir saatmiş hakikaten de. Evet. Ya vallahi kaç tane saat baktık bu arada? Burada 3 daha da var diyorsun galiba. Var tabii yani. Koleksiyonun ufak bir parçasını getirdim ben sana. Evet. İkonik modellerden. En büyük Rus koleksiyoncusu, saat koleksiyoncusu. Valla yani en büyük Rus koleksiyoncusu muyum? En çok eder. En büyük Rus koleksiyoncusu ben yok ama ben şunu söyleyebilirim diye düşünüyorum kendim. En nitelikli Sovyet saati koleksiyonu herhalde ben de diye düşünüyorum. Ben de şu saatleri hakikaten de hepsi farklı saatler. Evet, yoksa tabii amfibiyandan 50 tane olan elinde olan birisi olabilir ama... Ya az bulunan saatler sende olduğu gözüküyor. Hakikaten de çok hoş. Valla biz de arkadaşlarımıza, özellikle kanalımıza Rus saatlerini çok merak ediyoruz. Rus saatlerine olan ilgi de ülkemize çok fazla. Evet. Blon da vardı zaten. Tabii tabii evet. Blon epeydir yazamıyorum gerçi ama. Oradan da bakabiliriz arkadaşlar. 2209 SU Blogspot. Oradan da bu saatlerle ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Bu arada tabii birinin adını geçirmek istiyorum ben Rus saatleri konusunda. Hı hı. Aykut Gürçağlar hocamız aslında bu işin piriydi Türkiye'de. Rus saatleri konusunda derinlemesine bilgiye sahip ve bu bilgiyi bize aktaran forumlar vasıtasıyla, incelemeler vasıtasıyla Aykut Gürçağlar oldu. Biz de ondan aldığımız bilgilerin üstüne koyarak ilerlemeye çalıştık. Sonuçta
Sen devam edeceksin değil mi artık koleksiyonu? Daha da eklemeyi düşünüyor musun? Ben işte dediğim gibi yani mesela Slav'a daha birkaç, ya bir sene önce falan girdi koleksiyonuma. Tabii sürekli ekliyorum çünkü sürekli bakınıyorum ben. Bakınıyorsun da evet. Devam ediyorsun. Ama daha seçici oldum artık, ona göre ilerliyorum. Şey artık diğer bölümümüzde de o saatlerini de görme ihtiyacımız evet, olur. Evet, arkadaşlar tamam. Bu arada Emre'yi hemen bırakmayacağız. Bir video daha çekeceğiz onunla. Kendi modern saatleri evet. Koleksiyonu da var. Çok teşekkür ederiz Emre. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ ol.